Hoş geldiniz Sayın Basın Mensupları. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. 25 Kasım, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü gücünü 3 kız kardeşin bir diktatöre karşı verdiği onurlu mücadeleden alıyor. Tarihe liberal kardeşler olarak geçen bu 3 kadın, ülkelerinde demokrasiyi savundukları için vatan haini ilan edildiler ve defalarca hapse atıldılar. 1-25 Kasım günü liberal kardeşlerin arabasını yolda durduran diktatörün yandaşları kardeşlere önce tecavüz etti, sonra öldürüp uçurumdan aşağı attı. Vahşice katledilen önce Maria Liberal'in şöyle demişti: "Belki bize en yakın şey ölüm. Ancak bu beni korkutmuyor. Haklı olan her şey için savaşmaya devam edeceğiz." 61 yıl önce canlarıyla bedel ödeyen bu cesur ve onurlu kadınların mücadelesi bugün de bizlerin omuzlarında yükseliyor. Bu bilinçle dünyaya ve ülkemize demokrasiyi, adaleti ve eşitliği getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak bir yandan örgütlü gücümüzü artırırken diğer yandan dünyadaki ve Türkiye'deki kadın hareketine ses katırıyor, mücadeleyi birlikte büyütüyoruz. Süreli nefaka ve aile hukukunda arabuluculuk gibi konular tartışmaya bile açılmayacaktır. Sözleşme her gün aşındırılmaya çalışan haklarımızı koruyucu kalkan olacaktı. Bu süreçte hakkında uzaklaştırma kararı bulunan birçok erkek kız kardeşlerimizi hayattan kopardı. Değerli basın emekçileri, Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu iktidara geldiğindeki yol haritamızı 6 ayda 6 kolaylık başlığıyla açıkladı. İktidara geldiğimizde ilk 6 ayda ne mi olacak? 1. Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz derhal başlayacak. Kadına şiddet davaları için özel yetkili mahkemeler ve Yargıtay'da yargı bir ceza dairesi kuracağız. Hakim ve savcılar ile tüm adli makam çalışanları kadına şiddet konusunda özel eğitim alacak. Her polis karakolda içinde en az bir kadın polisin yer aldığı ev içi şiddet konusunda eğitim almış ekipler oluşturacağız. Şiddet bildiriminin aile hekimleri tarafından da yapılması için polis ve aile hekimi arasında bir iletişim kanalı oluşturacağız. Kadınlara şiddet uygulayanların ihal indiriminden yararlanmasına izin vermeyeceğiz. İş yerinde veya evde her nerede olursa olsun kadına yönelik psikolojik ve ekonomik şiddet ile ayrımcılıkta fiziki şiddetle aynı kapsamda alınarak suç sayılacak. İktidarımızda kadınlar adaleti ve güvenliği sosyal medyada aramak zorunda kalmayacak. 2. Aile destekleri sigortasını hayata geçireceğiz. 1971 yılından beri yasalaştırılmayan aile destekleri sigortası ile ev kadınlarının sosyal güvence meselesini çözeceğiz. Hane geliri asgari ücretin altında olan aileler için aile destekleri sigortasından mali destek sağlayacağız. Bu destekleri hanedeki kadının adına bankada açılan hesaba yatıracağız. 3. Kadın istihdamını artıracağız. Ev kadınlarına iş, eve aş sağlayacağız. Çalışmak isteyen ev kadınlarına destek olacağız. KOBİ'ler aracılığıyla yarı zamanlı kadın istihdamını artıracağız. Ev kadınlarına istihdam sağlayan KOBİ'lere aile destekleri sigortası kapsamında maaş veya vergi desteği vereceğiz. Ev kadınlarının devlet memuriyetine alınmasını teşvik edeceğiz. Kamudaki yönetim kademeleri için en az %35 kadın kotası uygulayacağız. Yönetim kademelerinde %35 veya üzerinde kadın çalışanı olan özel sektör şirketlerine vergi teşviki vereceğiz. 4. Boşanma
Boşanan kadınlar için yeni başlangıçlar fonu oluşturacağız. Eşinden boşanan kadınlara aile desteği sigortası kapsamında kuracağımız yeni başlangıçlar fonu, taşınma ve ev kurma desteği vereceğiz. Kadın çalışmıyorsa istihdama katılmaları için belediyeler tarafından eğitim ve iş bulma desteği vereceğiz. İktidarımızda kadınlar kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürecekler. Doğum 5 doğum izni uygulamasını geliştireceğiz. Doğum iznine ayrılmış ve kanuni süre içinde işine dönememiş veya işinden ayrılmak zorunda kalmış kadınlar yeniden iş hayatına dönmek istediklerinde pozitif ayrımcılık uygulamalarından yararlanacaklar. 6. Güçlü bir kadın sağlığı programı başlayacağız. Kadınların sağlık, bakım ve hijyen konusunda en büyük güvencesi devlet olacak. Ergenlik çağına giren kız çocuklarının sağlık harcamaları ücretsiz olacak. Rahim kanserini önleyecek HPV aşısı daha dahil olmak üzere tüm önleyici sağlık harcamaları devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanacak. Değerli basın mensupları, bugün Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak 81 ilden eş zamanlı haykırıyoruz. Geliyor gelmekte olanlar. Teşekkür ederim.